Tabii biz su ürünlerinde şunu söylüyoruz. Kendim de bir su ürünleri mühendisiyim. Dünya üzerinde et yiyenler ot yiyenleri, balık yiyenler de et yiyenlerini yönetmişler. Böyle bir literatürde su ürünlerini kullandığı bir literatür var. Dolayısıyla biz balık tüketiminin çok önemli olduğunu ve her zaman tüketilmesi gerektiğini inanıyoruz. Artan nüfusa baktığımız zaman da insan nüfusu gittikçe artıyor ve artan nüfusu da karşılayabileceğimiz tek konu yetiştiricilik. Ama bitkisel olsun, ama hayvansal olsun, ama su ürünleri olsun. Bu yetiştiriciliği bizim has safhaya taşımamız gerekiyor. Bu da yoğun bir üretimli oluyor. Dolayısıyla biz bu yetiştiricilik faaliyetleri, alabalık yetiştiriciliği olsun ya da sazan yetiştiriciliği ya da diğer yetiştiricilikler hepsi bizim için değerli ve önemli. Bugün burada yaptığımız etkinlikte de yetiştiricilikte üretilen sazan yavrularının göre bırakmasını yapıyoruz. Biz bu yıl Denizli'de 25 lokasyonda 765 bin yavru sularımıza bırakmayı düşünüyoruz. Bugün de 300 bin yavruyu çivrilimizde, ışıklı gölümüzde göre bırakıyoruz. İnşallah bunların hepsinin bereket olmasını, kazanç olmasını istiyoruz, bekliyoruz. Duamız bu yönde. Tabii değerli üreticilerimizden, balıkçılarımızdan ve çivrililerden de bunların korunmasını istemek, talep etmek en büyük görevimiz, vazifemiz. Onların da inşallah bunlara özen göstereceğini düşünüyoruz. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak Çivril Belediye'mizle el ele vermek suretiyle altyapısıyla, üst yapısıyla, içme suyuyla, yollarıyla, kaldırımlarıyla çevrelerimizin şehirleşmesine katkıda bulunmaya çalıştık bugüne kadar. Ama sadece klasik belediyecilik mi yaptık? Hayır. Bunun yanında da İl Tarım Müdürlüğümüzle gerek tarım, gerek hayvancılığın gelişmesi konusunda da pek çok projeyi birlikte imza attık. İstiyoruz ki Beydilli'de, Sundurlu'da, bu bölgedeki mahallelerimizde güzel şeyler olsun. Üretim olsun, istihdam olsun ve bunun sonucunda da ekonomik anlamda ilçemiz, şehrimiz, ülkemiz kazansın. Bugün bir başlangıç. Bu yavruları gölümüze bırakarak bir başlangıç yapıyoruz. Önemli olan bunları korumak, devamlılığını sağlamak. Ki bu anlamda da değerli hem Beydilli hem Çivrili ve diğer mahalle hemşerilerimizin bunda hassasiyet göstereceğine de şüphemiz yok. İnşallah bereketli olmasını, hayırlı olmasını istiyoruz. Sonuçta Denizli'miz üretim odaklı, ihracat odaklı büyümeye devam ediyor. Bu kapsamda da Işıklı Gölümüzün ciddi anlamda bir önemi var. Hem balıkçılık anlamda hem de son dönemde turizm noktasında çok güzel adımlarla ilerliyor. Bunu burada da müşahede ettik. Ben emeği geçen hepsine de çok çok teşekkür ediyorum.